Sinkron motorun ileri geri çalıştırılması. Şimdiki sorumuz o. Input 0.0'ımız, stop butonumuz 0.1, 0.2 sağ sol butonlarımız. Input 0.3 aşırı kümelesini ilave ettik. Input Q0.0 ve Q0.1'de sağ ve sol dönüşler. Şimdi 3 fazlı asenkron motoru sağ sol dönüş yaparken iki türlü çalışma prensibi vardır. Bunlardan bir tanesi sağa dönerken stopa basıp sola döndürmek veya sola dönerken stopa basıp sağa döndürmek, bu birincisidir. İkincisi de sağa dönerken sol butonuna bastığınızda kendiliğinden durup sola dönmesi veya sola dönerken sağ butonuna bastığınızda kendiliğinden durup, yani devrenin elektriksel olarak durup öbür yöne dönmesidir. Burada arasındaki fark nedir? Eğer stopa basarsanız stopa bastıktan sonra bir müddet beklenir. Hatta bazı devrelerde güvenlik açısından zaman rölesi de konmuştur. İşte motor stopa basıldıktan anca şu kadar saniye sonra sağa dönebilsin veya sola dönebilsin şeklinde. Mekanik zorlamalara karşı. Mekanik tabi, mekanik sıkıntılar için. Stop butonuna basarak kontrollü bir şekilde durdururuz ve daha sonra istediğimiz yöne kontrollü bir şekilde başlatırız. Genelde kullanılan budur. Siz bunu elektriksel kilitlemeli olarak kumanda dersinde gördünüz veya size anlatıldı. Diğeri de butonsal kilitlemeli olarak anlatılmıştır. Aralarındaki fark şudur. Elektriksel kilitlemede stop butonuna bastıktan sonra devirin değiştirilebilir. Butonsal kilitlemede ise istediğiniz yön butonuna bastığınız zaman stopa basmasanız dahi istediğiniz yön butonundaki kontaktör çeker. Ha, motor sağa dönerken zırt diye sola döndürmeye kalkarsanız belki 0.25, 0.30, 0.55 kW'lık motorlarda bunu yaparsınız ama daha büyük güçlü motorlarda bunu yapmanız çok zor. Normalde motor kalkarken bile ne dedik biz size? 4.5 ila 8 misli arasında bir akım çeker demiştik. Hele hele sağa giden bir motora sen sola git dediğin zaman bu akımın gideceği yerleri siz düşünün. Tamam. Önce şey yapalım biz. Stop butonuna basarak devir yönü değiştirmeyi yapalım. Dikkat edecek olursanız iki ayrı devre parçası var. Yani birbirlerinden bağımsız, elektriksel olarak bağımsız iki devre parçası var. Yani iki ayrı network'le ben bu işlemi yapacağım. Network'lerden biri sağa dönerken, network'lerden diğeri sola dönerek. Başlayalım. Stop'u koyuyorum. Input 0.0. Aşağı ötümüzü koyalım. Input 0.3. Bu neydi? Stop. Bu neydi? Aşağı. Daha sonra bu yöne ait. Örneğin bunu sağ dersek. Input 0.1. Q0.0. Bu neyle yürüyorduk? Q0.0 ile bu benim network 1'im de. Network 2'm vardı. Aynı network fakat yukarıdakinin aynısı fakat çalıştıracağı çıkış farklı. Input 0.3 bu sağ butondu. Bu sağ çıkıştı. Input 0.2 sol butondu. Benim mühürlemesi var. Q0.1 sol çıkışımdı. Q0.1'i mühürlemiştik. Ha, ileri geri devrelerinde ne yapıyorduk? Karşılıklı yasaklama dediğimiz kontakları atıyorduk. Q0.1'in buna, Q0.0'ın buna. Yani ileri çalışırken, geriye, geri çalışırken, ileriye çalıştırılmasın diye. Bu da benim network 2. Bu az önce söylediğimiz gibi nedir? Stop butonuna basarak ancak öbür yöne geçebilirsiniz. Tamam. Stop butonuna basmadan direkt öbür yöne geçiş yapılabilir mi? İstiyorsanız uğraşırsınız. Stop butonuna basmadan direkt diğer şeyler yapabilir miyiz diye. Birbirlerinin önüne kapalısını koymak bir çözüm olabilir. Butonları hem açık hem kapalı kullanmak bir çözüm olabilir. Ama dediğim gibi kontrolsüz vuruş yapan hiçbir şeyi mekanik olarak veya gerçek elektrik devresine ben size tavsiye etmem. Tamam. Bunu ne olarak çözdük? Normal mühürlemenin devre olarak çözdük. Set resetle bunu yapabilir miyiz? Set resetle de yapabilirsiniz. Input 0.1 sağ butonu muydu? Setler Q0.0'a 1 bit
input 0.1 Q 0. Özür 2 setlesin Q 0.1'i, yani sağ ve solu ne yapalım? Setletelim. Eğer sağ çalışmışsa sol, sol çalışmışsa sağ, setlenemesin. Q 0.0 Q 0.1 bu nedir? Sağ veya sol çalıştırmadır. Sağ çalışırsa sol kontağın açacağı için çalışmayacaktır. Veya sol çalışırsa sağın önündeki kontağın açacağı için sağ setlenemeyecektir. Burada ne yapmam lazım bir benim? Durdurmam lazım. Durdurma işlemi ne yapıyorduk? İmput 0.0 veya aşağı yukarı böylesi input 0.3 ile yapıyorduk. Bu da gelsin. Resetlesin. Q 0.0'dan 2 bit, yani sağa da dönse resetlensin. Sola da dönse resetlensin. Bu da set resetli olarak devrenin çözümü. Şöyle bir şey söyleyeyim. Az önce konuştuğumuz buydu. Bir devrenin önce kumandasını çizeyim. Kumandasından PLC'sini çıkarayım dediğiniz zaman PLC'yi körletirsiniz. Programı açtığımız zaman o ortadaki sütunda bir sürü komutlar vardı. Tamam mı? O komutlar PLC'ye has komutlar. PLC problemi çözmeye başladığınız zaman PLC mantığı gibi düşünün. Kumanda mantığı gibi düşündüğünüz zaman bu iş yapamazsınız. İleride göreceğiniz konular var. Karşılaştırma kontakları. Bir zaman verisinin zaman değerlerinin veya sayıcının sayı değerlerinin karşılaştırılması. Tek başına sayıcılar var. Tamam mı? İşte zaman verisinin analizi getiren toplayıcı olanı var. Set resetlerimiz var. İşte dallanma komutlarımız var. Sayısal değer atama, sayısal işlem yapma gibi şeylerimiz var. Komutlarımız var. Eğer kumandadan bu işi yapmaya kalkarsanız çok fazla PLC projesinde ilerleyemezsiniz. Çünkü PLC'nin kendine az komutları vardır. Onları da kullanabilmeniz için direkt PLC projelerini, PLC mantığıyla düşünüp öyle başlamanız lazım. Örneğin PLC projelerinde en çok bize kolaylaştıran işimizi set resetlerdir. Mesela bir set reseti normal kumandada öyle bir mantıkta yapamazsınız. Ama o PLC has bir yoldur. O nedenle PLC gibi düşünmenizde fayda vardır. Tamam mı?